Rusiya-Ukrayna gərginliyinin danışıqlar yolu ilə həll olunması üçün Türkiyə diplomatik vasitəçilik missiyasını davam etdirir. Xarici İşlər Nazirinin Rusiya daha sonra isə Ukraynaya səfəri bu səylərin davamıdır. Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığını bəyan edən Türkiyə, Rusiya ilə olan münasibətlərinin də balanslı şəkildə davam etməsini istəyir. Atəşkəs, humanitar koridor və siyasi həll yollarının müzakirəsi üçün hər iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşən Çavuşoğlunun səfəri danışıqlar prosesini bir qədər də olsa sürətləndirə bilər. Şimdi ilk Antalya Diplomasi Forumunda Lavrov'un görüşü vardı. Lavrov asıl Belarus forumunun, yani asıl forumun Belarus olduğunu, Türkiye'nin davetini icabet ederek geldiğini söylemişti. Şimdi evet, taraflar arasında hani çok net bir siyasi çözüm, yani Sayın Çavuşoğlu'nun da belirttiği gibi bir günde olabilecek bir iş değil. Çok zor bir süreç, yıllara dayanan bir süreç, karmaşık faktörler var, çok farklı faktörler var. Şimdi çok fazla aktör de, yani yaptırımlarla birlikte, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Biden'dan bir açıklama geldi. Biden şey dedi, yani bir hafta içinde yaklaşık bir milyar dolarlık bir askeri ekipman Ukrayna'ya gidiyor. Şimdi NATO müttefikleri Ukrayna'ya ciddi yardımlar yapmakta ama bir yandan da Ukrayna için bu yeterli gelmiyor, Ukrayna Zelenski'nin dillendirdiği. Şimdi faktörler çok fazla, aktörler çok fazla, bir günde bir sonuç beklemek tabii biraz hayalci bir yaklaşım olur ama diplomasi işte aslında okullarda okutulan uluslararası ilişkiler siyaset biliminde derslerinde aslında bir sahadaki yansımasını burada görüyoruz. Diplomasi böyle zamanlarda işe, gerçekten kilit noktada işe yarıyor. Şimdi tarafların bir araya gelmesi, ki Antalya Diplomasi Forumunda da Sayın Çavuşoğlu şöyle demişti, çok medeni bir şekilde karşılıklı iki taraflar görüşlerini ifade ettiler, bir gerginlik olmadı. En azından hani kötünün iyisi olarak tanımlıyoruz ve en azından iyi yönden imsal olarak bakarsak, böyle işgal halinde, çatışma halinde de gerek Kiev, gerek Moskova, Ankara'nın da teşvikiyle diplomatik masaya hala oturup birbirlerini dinliyor ya da dinliyormuş gibi, muş gibi ya da mış gibi yapması da en azından bu çatışma halinde bize gerçekten ileriye dönük yine böyle moral, motivasyon olabilir diyebiliriz. Çünkü bu çok önemli. Yani Arap-İsrail ve Filistin-İsrail çatışması devam ederken de tarafların masaya, diplomatik masaya oturması olumlu bir kanaat olarak adlandırıyoruz biz. Günümüzde de böyle, ancak çok beklentimiz yok. Çünkü Putin beklentilerimizi en aşağı, eksi seviyeye indirdi. Neden? Kırım'ı birinci maddede Ukrayna'ya dayattı. Bunu tanıyacaksın dedi. Tanıyacaksan eğer ateşkes, tanıyacaksan eğer barış müzakereleri dedi. Egemen bir devletin de bunu kabul etmesi kendini inkarıdır. Yani şu anki Ukrayna bir Rus işgaline varoluşsal bir mücadele veriyorsa, bu Putin'in ilk maddede belirttiği Kırım'daki Rus hakimiyetini kabul et, eğer bunu kabul ediyorsa, varoluşsal anlamının da inkarıdır bu. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan martın 24-də keçiriləcək NATO zirvə toplantısında iştirak edəcəyini açıqlayıb. Türkiyə Prezidenti toplantıda Rusiya-Ukrayna gərginliyini müzakirə edəcəyini bildirib.